Merhaba sevgili seyirciler, İpek Yezdenli YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok değerli bir akademisyen, Koç Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Somer bizlerle. Öncelikle bu saçma gözlüğü niye taktığımı size açıklamak istiyorum. Bir gözümden bir operasyon geçirdim ve bundan dolayı da gözümün etrafı bayağı bir morardı. O yüzden mecburen takıyorum bu gözlüğü. Özür diliyorum hepinizden öncelikle bunu takmak zorunda kaldığım için. Mecburiyetten oldu yani. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İpek Hanım. Sağ olun davetiniz için. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sıcak bir gündem yaşıyoruz. Malum çok hareketli, dış politikada çok hareketli günlerden geçiyoruz ve çok üzücü günler yaşıyoruz aynı zamanda. Yani 2022 yılında yaşayacağımızı hiç tahmin etmediğimiz olaylar içerisindeyiz. İşte çocuk hastaneleri bombalanıyor, savaş çıkıyor, siviller ölüyor. Hiç 2022'de bu tür bir tablo herhalde kimse beklemiyordu. Sizin de bu konuda ele aldığınız çok önemli yazılarınız var. Özellikle en son yazmış olduğunuz yazıda yeni bir dünya düzeni kuruluyor diyorsunuz. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte yeni bir dünya kuruluyor diyorsunuz. Aslında yeni bir soğuk savaş ile karşı karşıyayız gibi görünüyor ama bu yeni soğuk savaş eskisiyle aynı değil diye de vurguluyorsunuz. Şimdi öncelikle bunu sormak istiyorum. Nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalıyoruz şu an itibariyle? Evet, kesin. Belki önce hani şunu vurgulamakta fayda var. Belli kesinliklerle konuşmamak gerekiyor bu oluşmakta olan dünya ile ilgili. Çünkü inşa edilmekte olan ama hiçbir aktörün de tek başına bu yeni dünyanın tasarımının kontrolünü elinde tutmadığı bir durumdan bahsediyoruz. Bu zaten genelde uluslararası ilişkiler için böyle bir şey benim kendi yaklaşımıma göre söylemek mümkün. Ama bunun ötesinde de başka dönemlerden farklı olarak tek bir vizyonu da belli olan bir böyle bir rolü de oynamaya istekli bir dünya liderliği söz konusu değil. Bugün dünyada yaşadığımız sorunlardan bir tanesi aslında bu, ne ülke olarak ne de örneğin Amerika Birleşik Devletleri hem de o ülkeleri yöneten liderler anlamında böyle bir vizyon ve liderlik eksikliğini görmek mümkün. Tek bir Dolayısıyla süper güç bir yok yani. Tek bir süper güçten bahsedemiyoruz. tek bir süper güçten bahsedemiyoruz. Bu süper güç olmaya belki en çok aday olacak ülkelerden biri ABD, bu rolü oynamaya istekli olmadığını, yeterince istekli olmadığını ve böyle bir vizyonu olmadığını uzun zamandır gösterdi. Kendi siyasal sisteminde de yönetimlerinin böyle bir kararlılığı gözükmüyor. Bir diğer dünyanın yakında en büyük ekonomisi olacak Çin açısından da baktığımızda, evet, güvenlik anlamında Çin'in bildiğimiz çok uzun vadeli bir takım hedefleri var, kaygıları var, parametreleri var. Ama öte yandan yumuşak güç anlamında örneğin Çin'in dünyaya sunduğu model, yönetim biçimi, ideoloji nedir? Bu çok belli değil. Bu açıdan baktığımızda örneğin eski Soğuk Savaş dediğim benim düzenden çok farklı bir durum söz konusu. Orada hem jeostratejik anlamda elbette iki dünya, iki blok arasında çok keskin bir rekabet söz konusuydu. Ama onun ötesinde bunun bir de arkasında yatan bir komünizmle kapitalizm arasındaki bir ideolojik mücadele de söz konusuydu. Bugün dünyada böyle iki model göremiyoruz. Belki sadece bu demokrasi otokrasi anlamında, yani bir şekilde demokrasiyle yönetilmeye çalışılan ülkeler, öte yandan da bir güçlü adam, güçlü kadın, genelde güçlü adam öyle söyleyelim, ve bir tek elden tek akılla yönetilme eğiliminde olan otokratik rejimler arasında bir ayrışma söz konusu. Ama buradaki modeller de çok net bir şekilde ortaya çıkmış değil.
Ve şöyle bir farklılık da var. Geçmişe bakarak geleceği daha net bir şekilde öngörmemizi engelleyen dünya ekonomisi ve dünyadaki bilişsel dünyamız, zihinsel dünyamız çok iç içe geçmiş durumda. Yani bu rekabet ettiğini düşündüğümüz güçler aynı zamanda hem üretim anlamında hem tüketim anlamında, öte yandan da zihinsel anlamda, düşünsel anlamda, bilişsel, enformasyonel anlamda birbirlerine çok bağımlı bir duruma gelmiş durumdalar. Yani birbirlerine çok bağlılar. Bu karşılıklı bağımlılık tabii yeni bir soğuk savaş olsa bile bunun eskisinden farklı olacağını söylüyor. Yani buradan Ukrayna'nın işgali, savaştan sonra ne tür senaryolar ortaya çıkabilir? Burada bir olumsuz senaryo hem dünya için hem de Türkiye için bu güvenlik anlamında bu ikileşmenin, bloklaşmanın Rusya'nın ve büyük bir ihtimalle de zararlı çıkmasıyla belki Ukrayna'dan belki Çin'e yaklaşması ve bu anlamda en azından güvenlik anlamında bir yeni bir soğuk savaş ortaya çıkması olabilir. Bunun bir tarafında Batı olacak. Ama Batı dediğimiz zaman genelde Türkiye'de de çok yanlış algılanabiliyor. Hiç başka ülkelerde de çok yanlış algılanabiliyor aslında. Sadece Türkiye'de de değil. Çok kafamızdaki Batı kültürel anlamda bir Batı bloğuna çok bu bloğunu düşünüyoruz. Ama böyle bir Batı bloğunun içerisinde çok büyük bir ihtimalle örneğin Hindistan'da olacak. Japonya olacak. Dolayısıyla burada Doğu coğrafi anlamda doğuda olan birçok, kültürel anlamda doğuda olan birçok ülke de olacak. Bu anlamda bir Batı ile Doğu arasında yeni bir güvenlik ayrışması, gerilimi, soğuk savaşı olur. Bu tabii çok kötü olur dünya için. Şu açıdan kötü olur. Bir defa silahlanma için ayırdığımız kaynakların müthiş artması anlamına gelir bu. Yani eğitime, sağlığa, bugün dünyanın en önemli sorunları olan iklim değişimi, göç, nüfus patlaması, bunun gibi çok önemli sorunlar yerine bizim silahlanmaya kaynak ayırmamız anlamına gelir bu ve çok kötü olur tabii. Öte yandan hatasıyla, sevabıyla, günahıyla, sevabıyla bu dünyadaki üretimin, tüketimin küreselleşmesi, belki bu biraz dizginlenmesi gereken bir şeydi. Ya yani ben en azından öyle düşünüyorum ama bu dizginlenmesi gereken yönleri dışında tabii çok bazı yararları da oldu. Bu sayede bir refah sağlamak mümkün oldu. Tedarik zincirleri yoluyla Çin'den İngiltere'ye, Amerika'ya, Avustralya'ya bütün bu üretim zincirlerinin birbirine bağımlı hale gelmesi, birbirinden elde ettikleri ara mallar ve enerji yoluyla bir refah artışı sağlamak mümkün oldu. Tabii böyle bir soğuk savaş olursa bu tabii bunda bir aksama olacaktır. Ülkeler kendi işlerine döneceklerdir. Bu tabii dünya için iyi bir şey değil. Fakat bu yeni soğuk savaşın da eskisi gibi olmayacağını bize gösteriyor. Çünkü bu bağımlılık dünyadaki grift, üretim, tüketim ve zihinsel, enformasyonel ilişkiler bazı ülkenin istemesiyle tamamıyla ortadan kalkacak şeyler değiller. Aslında burada kendini izole eden, ki Rusya bugün demokrasi olmadığı için bence Rus insanı da bundan çok kaybediyor diye düşünüyorum. Rusya'nın bu anlamda içe dönmesi de Rus insanı için örneğin iyi olmayacaktır düşünüyorum. Yani kaybedenler tarafında olacaktır kendini izole Murat edenler. Bey, çok özür dilerim. Demin Rusya kaybederse Çin'e yaklaşır dediniz. Zararlı çıkarsa ya da bu savaştan. Siz Rusya'nın zararlı çıkacağını mı düşünüyorsunuz? Evet, çünkü Rusya ne olabilir? Rusya Ukrayna'yı işgal edebilir, tümünü işgal edebilir. Yani bu savaşı kazanabilir. Ama sonra Ukrayna'yı gerçekten yönetebilir mi? Yani Ukrayna'yı kontrol etmesi zor olacaktır. Çünkü bunu Ukraynalılar gösterdiler.
en azından evet. Ukrayna'nın büyük bölümü yani batısı bir bağımsızlığı, kendi bağımsızlığı için çok saygı duyulması gereken bir mücadele veriyor. Dolayısıyla sürekli bir oraya kaynak aktarmak, kontrol etmek zorunda kalacak. Öte yandan dünyada büyük bir bedel ödeyeceği gözüküyor. Yakın zamana kadar Putin'in Batı'ya karşı, özellikle NATO'ya karşı bir bölmeye yönelik, Batı ittifakını bölmeye yönelik bir politika uyguladığı düşünülüyordu, öyle görülüyordu. Ama hali hazırda baktığımızda bu son Ukrayna ile ilgili hamlesinin tam tersine Batı'yı birleştirdiğini, gene biraz önce bahsettiğim anlamda Batı'yı birleştirdiğini evet. görüyoruz. Yani bu anlamda Putin'in hedeflediğinin tersi bir sonuç elde ettiğini görüyoruz. Gene biraz önce bahsettiğim açıdan Rusya'nın bugün dış ticaretinin %40'ı Avrupa Birliği ile Batı ile çok girift ilişkileri var. Batı ile ilişkilerinden çok şey kazanıyor Rusya. Enerjisini Batı'ya ihraç ediyor ve bundan müthiş bir gelir elde ediyor. Bu durumda mutlaka Batı ülkeleri bunu biz de yapmalıyız. Bütün ülkeler elbette ki güvenilir görülmeyen böyle askeri güç işgal yönünde kullanmaya hazır bir ülkeye kendilerini bu kadar bağımlı kılmak istemeyeceklerdir. Bir bağımsızlık sağlamaya çalışacaklardır. Bu tabii Rusya'nın yararına olmayacak. Rusya'nın gençlerine bakarsanız onlar da Batı ülkelerinde eğitim görmek istiyor. Bilim insanlarını düşünün, Batı ile işbirliği yapmak istiyor. Yani bütün bu örnekler çoğaltılabilir. Rus insanının refahı açısından iyi olmayacak. Putin'i iktidar anlamında, siyasal iktidar anlamında, devlet anlamında güçlendirir mi? Burada da çok bir net bir kazanım açıkçası görmüyoruz. Belki şöyle bir şey olabilir, diplomasi yoluyla ki bu dünyanın da yararına olabilir. Hep son belki 20 sene boyunca olması gereken bir şey belki olur mu? Daha rasyonel bir, en azından jeostratejik anlamda bir anlaşmanın ortaya, uzlaşmanın ortaya çıkması. Örneğin ben Ukrayna açısından da en doğrusunun NATO'nun koruması altında, yani NATO'nun koruma güvencesi verdiği tarafsız bir konum olduğunu düşünüyorum. Bu bütün bölge ülkeleri için de daha iyi olacaktır. Böyle bir uzlaşmanın ortaya çıkması belki bir kazanım olabilir. Bu uzlaşmadan bahsetmişken bugün bildiğiniz gibi Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bizim Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunu yaptığı, ev sahipliğini yaptığı bir toplantıda Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Ancak tabii maalesef bu forum, bu görüşmeden pek bir sonuç çıkmadı. Çünkü Rusya hiçbir şekilde geri adım, yani herhangi bir konuda geri adım atmaya istekli ya da niyetli değil. Zaten toplantıdan sonra Kuleba yaptığı basın toplantısında Rusya tam teslimiyet istiyor bizden dedi. Öte yandan Rusya da ateşkes ya da insani koridor açılması gibi konulara bile mesafeli yaklaştı. Pozisyonunu, daha önceki pozisyonunu korudu. Şunu sormak istiyorum. Yani Rusya ne istiyor tam olarak? Bu savaştan beklediği kazanım nedir? Bunu tam olarak mümkün değil ve bu aslında bu tür bir opaklık, tahmin edilemezlik eski Soğuk Savaş'ta bir ölçüde süper güçlerin ihtiyaç duydukları bir tahmin edilemezlikti. Çünkü şöyle bir mantık vardı Soğuk Savaş'ta, aslında nükleer silahların kullanılması hiçbir şekilde rasyonel bir şey değil, değil mi? Yani kendi kendinizi de yok ediyorsunuz, çılgınca bir şey. Canice bir şey. Ama öte yandan eğer sizin böyle rasyonel olduğunuz, yani bu elinizdeki nükleer silahları kullanmayacağınız bilinirse bu da sizi tabii karşı taraftan gelebilecek bir saldırıya karşı maruz bırakabilecek bir zafiyet yaratacağı için böyle bir tahmin edilemezlik, yani gerektiğinde böyle bir şey yapabilir konumda gözükmek, böyle bir imaj oluşturmak bir artı olabiliyordu. Ama bugün öyle değil. Bugün öyle değil. Rusya demokrasilerden farklı olarak tahmin edilemez bir yönetim. Çünkü opak.
Yani hangi hedefler doğrultusunda kimlerin karar verici olduğu, hangi tartışmalar sonucunda, hangi farklı senaryolar arasındaki bir tartışma sonucunda bu politikalara karar verdiğini bilmiyoruz. Bu açıdan demokrasilerde büyük bir fark var. Tabii demokrasiler de çok yanlış politikalar uyguluyorlar, emperyalist politikalar da uygulayabiliyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman oradaki farklı senaryoların ne olduğunu siz de ben de aslında görebiliyoruz. Pentagon'u var, CIA'si var, iktidarlar değişiyor zaten seçimler yoluyla, Dışişleri Bakanlığı var. Bunlar belli tartışmaları ortaya koyuyorlar, hatta bunları yayınlıyorlar, beyaz kağıtlar yayınlıyorlar, tartışmalar oluyor, düşünce kuruluşlarında tartışılıyor. Tabii bir derin devlet de var mutlaka. Evet, evet, bunu yani bir görebilmek, izleyebilmek mümkün. Hani derin devlet tabii orada da var belli istihbarat konularında, o ayrı bir konu. Ama genel bu dış politika ile ilgili, ama Rusya için bu söz konusu değil. Dolayısıyla bu ancak spekülasyon yapabiliyoruz ve bu spekülasyona açık durum bence bugünkü dünyada Rusya'nın da çok yararına olan bir şey değil bugünkü dünyada. Ama şöyle bir tahmin de bulunabiliriz, yani bu doğru bir tahmin olacaktır. Anlaşılıyor ki tabii Rusya sadece Ukrayna konusunu değil, genelde dünyadaki bu süper güç konumuna mümkün olduğu kadar yeniden gelmek istiyor. Bu konuma yeniden kavuşmak istiyor. Kendi etki alanını mümkün olduğu kadar genişletmek istiyor. Ve bu konuda ABD ile Batı dünyasıyla arasında birçok yol almak istediği konu var. Sadece Ukrayna meselesi değil. Büyük resimde bir takım tavizler elde etmek daha güçlü bir konuma gelmek istiyor. Bu anlaşılıyor. Ukrayna özelinde Ukrayna'nın bölünmesi, bir rejim değişikliği, Ukrayna'nın ağır silahlardan arınması vesaire gibi emelleri de var diyebilir miyiz? Evet, yani bu tabii çok açık, bu Rusya'nın tercih edeceği bir şey. Ama Rusya'nın Ukrayna'yı yönetiyor konumda olmak, yani Ukrayna'yı işgal etmiş konumda olmak bir çıkarına olan bir şey mi? Bu çok tartışılır. Ukrayna'nın bence nötr, tarafsız bir konumda olması ama aynı zamanda da bir koruma altında olması. Çünkü bir zayıf bir konumda olması da ne dünyanın ne de Rusya'nın ve en başta da Ukrayna'nın yararına olan bir şey değil. Çünkü bu bir Rusya'dan gelecek bir müdahaleye açık olması anlamına gelir. Bu Rusya için de iyi bir şey değil. Tarafsız konumda olan, yani bir tehdit unsuru olmayacak ama aynı zamanda da bir koruma altında olan bir konumda olması aslında Ukrayna için de en arzu edilir bir şey. Bu Rusya'nın da kabul edebileceği bir şey diye düşünüyorum. Ama tabii bir de Ukrayna'daki Rusça konuşan halkların, insanların yaşadığı bölgeler var. O bölgelerle ilgili de tabii Rusya'nın bir takım talepleri var. Bu da bence müzakere edilebilecek bir şey. Zaten demokratik ülkelerin sağlayabileceği imkanlar bunlar. Bu tür bir düzenleme yapılabilir. Son olarak dün zannediyorum, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski NATO'ya dair bir güveninin kalmadığını, NATO'dan soğuduğuna dair hatta açıklamalarda bulundu. Bu sanki Putin'e yönelik bir mesaj içeriyordu, öyle değil mi? Yani birazcık olsun hani bu savaşın bitmesine yönelik ümitlenebilir miyiz bu mesajlarla birlikte? Benim derdim bu arada insanların ölmemesi tabii ki. Evet, elbette tabii ki hepimizin öyle olması gerekir. Evet, bir bu tarafların talepleri, hedefleri arasında bir ortak alan olması lazım ki, belli bir birbirine yaklaşma olması lazım ki bir anlaşma olabilsin. Bugün Antalya'da gerçekleşen görüşme bence önemli bir şey. Bu Türkiye için de bence başarılı bir şey. Hani Türkiye'nin de daha demokratik bir yönetim altında dış politikada nasıl bir rol oynaması gerektiğine dair bence bir işaret. Türkiye böyle bir rolde olmalı.
Tabii bundan bir sonuç çıkmayacağı belliydi ama bir konuşma olması, bir araya gelme, savaşan iki taraf arasında çok olumlu bir şey. Ve burada sizin de, katılıyorum size, bu bence bir nebze bir bu anlaşma alanının ortaya çıkmasına dair bir ümit ışığı yakıyor. Peki Türkiye'den bahsetmişken, sizin de bahsettiğiniz gibi her ne kadar bugünkü görüşmeden bir sonuç çıkmamış olsa bile bunun Türkiye'de, Türkiye'nin arabuluculuğuyla düzenlenmiş olması bile olumlu bir adım. Şimdi sizin bahsettiğiniz bu yeni dünyada, yeni soğuk savaş ikliminde Türkiye'nin nasıl bir yerde kendini konumlandırması gerekiyor? Yani Türkiye için doğru olan yer neresidir? Sonucu baştan söyleyeyim, ondan sonra açayım. Türkiye'nin bir defa Batı ittifakları içindeki, yani NATO içindeki, AB içindeki, Avrupa'nın temel kurumları içerisindeki, Avrupa Birliği'ne üye olsun olmasın, yerinin, konumunun, aidiyetinin son derece sağlam olması lazım. Çünkü böyle olduğu sürece, yani Türkiye'nin ekseninin bu anlamda bilinir, net olması halinde Türkiye çok taraflı ilişkiler kurmak için de daha güçlü bir konumda oluyor. Orta Doğu'ya karşı, Rusya'ya karşı, Afrika'da olsun, Asya'da olsun. Bu ilişkileri, çok taraflı ilişkileri çok daha rahat, karşı taraflardan da hoş karşılanır bir şekilde geliştirebiliyor. Türkiye'nin böyle bir konumda olması lazım. Yeni biz geçmişte şu anki duruma nasıl geldik dediğim zaman şöyle görüyorum. Dünyanın bugüne kadar bu eski soğuk savaşın bitmesinden sonra bir tek kutuplu dünya olması düşünüldü bir süre ama daha sonra daha çok kutupsuz bir dünya gelişiyor gibi gözüktü. Bu durum aslında Türkiye gibi orta büyüklükte bölgesel güç olabilen, bu potansiyeli olan ülkeler için fırsatlar da yaratıyordu ama riskler de yaratıyordu. Çünkü iki kutup tam biri arasında seçmek yerine daha çok taraflı ilişkiler kurması mümkün hale geliyordu. Dolayısıyla kendi kalkınması için, kendi güvenliğini daha iyi bir şekilde sağlayabilmesi için değişik ülkelerle farklı düzeylerde ilişkiler kurması, daha esnek, dinamik bir dış politika geliştirmesi mümkün oluyordu. Ama bu ancak eğer profesyonel, liyakatlı kadrolara dayalı, kurumsallaşmış ve demokratik, yani hesap veren, şeffaf bir yönetime sahip olduğun zaman mümkün oluyor. Eğer böyle değilse bu sefer de ekseniniz belli olmadığı için, daha flu olduğu için bu sefer de daha maceracı, bir kutuptan diğerine savrulan, tam yönü belli olmayan bir dış politika. Maalesef Türkiye bu yöne gelişti. Önümüzdeki dönemde dünya çok kutuplulukla iki kutupluluk arasında bir yerde olacak varsayımından yola çıkarsak, Türkiye'nin üç konuda önemli temel çıkarı var ve buna göre dış politika geliştirmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi güvenlik, bir diğeri ekonomik kalkınma, sosyoekonomik kalkınma, üçüncüsü de kendi siyasal rejimi, yani demokratikleşme. Bu bağlamda güvenlik konusunda Türkiye'nin bir yandan dediğim gibi başta NATO olmak üzere Batı ittifaklarındaki yerinin çok net ve sağlam olması lazım. Bu Türkiye'nin güvenliğini sağlamlaştıracaktır. Ama Türkiye'nin aynı zamanda bu çok kendine özgü konumundan dolayı, değişik coğrafyaların ortasındaki konumundan dolayı gerektiğinde belki hani NATO'da çok büyüdü, çok farklı çıkarlar var bunun içinde. Ondan da biraz bağımsız rol oynayabilecek. Yani bu farklı dünyaların ortasında bu tarafsız hakemlik rolünü oynayabilecek bütün ülkelerin, İsrail'i de olsun, Filistinlileri de olsun, konuşabilecekleri güvenilir bir aktör konumunda olması en yararlı olacaktır. Yani gerektiğinde NATO içinde olsa bile bazen tarafsız kalabilecek bir konumda olması.
Bu aynı zamanda Türkiye için şöyle bir fayda da sağlayacaktır. Biz büyüyen bir ekonomiyiz. Dolayısıyla belki 1980'lerden, 90'lardan daha öncesinden farklı olarak Türkiye'nin Afrika ile de ilişkiler kurması lazım. Orta Doğu ile de ilişkiler kurması lazım. Asya ile de ilişkiler kurması lazım. Ekonomik gelişmesini devam ettirebilmesi için. Bu da dinamik bir dış politika gerektiriyor. Çok taraflı ilişkiler de aynı zamanda kurabilen ve bunun kadrolarına sahip bir dış politika gerektiriyor. Son olarak da bizim dış politikamız her zaman iç siyasette de çok iç içe Maalesef, geçmiştir. evet. Evet, olumlu anlamda da ama. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da biz Batı kampını seçtik. Burada Sovyet tehdidinin ötesinde aslında daha çok takdir edilmesi gereken bir seçim yapıldı. Biz demokrasi tarafını seçtik. Demokratik Evet. ülkeler tarafını seçtik. Ha, bunu tam anlamıyla istifade edemedik bundan. Tam demokratikleşme gerçekleştiremedik henüz. Bu yüzden bu anlamda da şimdi yeni bir dünya kurulurken gene benzer bir seçim yapmamız gerekiyor. Dünyada demokrasilerle otokrasiler arasında bir ayrışma söz konusu. Biz kendi insanımızın refahı için, yararı için mutlaka demokrasi tarafını seçmek durumundayız, zorundayız. Çok önemli bir mesajla o zaman programımızı bitirmiş olalım. Sizin az önce vermiş olduğunuz önemli mesajla Türkiye demokrasilerin tarafında yerini bulmak zorunda. Kendi refahı ve kendi milletinin her türlü sosyal refahı ve kalkınması için. Çok teşekkür ediyorum Murat Hocam. Çok sağ olun değerli vaktiniz ve değerli bilgiler için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tek ekleyebileceğim şu olur. Bu mutlaka Türkiye'de önemli bir geçiş döneminden geçiyoruz. Bunun ben başladığını düşünüyorum. Bütün bu söylediklerimiz özellikle muhalefet partilerinin çok önem vermesi gereken konular. Çünkü bir siyasal değişim olması mümkün. Muhalefet partileri buna bir adım daha yaklaşmış durumdalar. Dolayısıyla bütün bu konular üzerine vizyon ve kadro program geliştirmeleri lazım. Belki son bir şeyle de bitirebiliriz. Onu da çok söyleyeyim. Bütün bu dış politika hedeflerine ulaşabilmesi için Türkiye'nin mutlaka Kürt sorununu çözmesi lazım. Çünkü Kürt sorununu çözebildiği takdirde, demokratik bir şekilde çözebildiği takdirde bütün bu dış politika hedeflerine ulaşmakta Türkiye 2, 3, 4, 5 adım daha önde olmuş olacaktır. Çok daha rahatlamış olacaktır bütün bu hedeflere ulaşmak için. Evet, eli güçlenecek bu durumda. Bunu bir öncelik olarak aslında dış politikada da bir öncelik olarak koymak gerekiyor bence. Evet, çok teşekkür ederim tekrar. Seyircilerimize de çok teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp yorum yapmanızı rica ediyorum. Önümüzdeki hafta yeniden dış politika gündeminde Sayın Murat Somer kadar olmasa da yine önemli konuklarla bir arada olmaya Estağfurullah. devam edeceğiz. Çok Çok teşekkür ediyorum teşekkür ederim. tekrar Murat Hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.